Hocam şimdi evden çıkıyorsunuz, takım elbise giymişsiniz, işte bakımınızı yapmışsınız, güzel ayakkabılar, güzel takılar, kendinize çok önem vermişsiniz. Kadınlar için makyajlar yapılmış, ayakkabılar giyilmiş, toparlanılmış ve dışarı çıkılıyor ve soru da şöyle diyor. Kendimizi bu hallerde çok özgüvenli hissediyoruz. Aynı biz, aynı şekilde bu sefer özenmeden sadece üstümüz deşofmanlarla evden olduğumuz gibi çıktığımızda o gün içinde kendimizi özgüvensiz ve hareketli, kısıtlı hissediyoruz. Bunun nedeni nedir? Fizyolojik bir açıklaması var mı? Kısmen var. Doğru bir gözlem gerçekten. Ben bizzat kendim bunu çok deneyimlerim. İnsan giyim kuşamıyla sadece örtünmemektedir. Giyim kuşamıyla aslında dışarıya bir seri mesaj göndermektedir. Her girdiğimiz kıyafet sosyal durumumuzu, dünya algımızı, dini inancımızı, ideolojik görüşümüzü, yaşamda tercih ettiğimiz katman ya da katmanları simgeleyen bir şeyler içerir. Mesela sadece işte düz tabanlı bir spor ayakkabı rahat olduğu için giyilmez. Bence topuklu ayakkabı kadar rahatsız bir şey insan için. O hani ne o? Converse falan tarzı böyle dümdüz olanlar var ya. Babet mi diyorlar hanımlar giydikleri? Mesela şimdi o tarz bir ayakkabı genellikle daha rahat olduğu için ya da daha ne bileyim göze aşina olduğu için tercih ediliyor gibi görülebilir ama ayakkabı, pantolon, işte kravat ya da bir makyaj, bir saç şekli bunların tamamı insanın dışarıya karşı vermek istediği mesajla alakalı bir şey. Tabii bu ilk etapta düşündüğümüzde sadece bundan ibaretmiş gibi geliyor ama değil. İnsan nasıl ki hani 40 kere söylersen deli olur diye bir laf var ya, dışarı çok fazla ifade ettiğiniz şeye dönüşmeye başlıyorsunuz. Yani kendinizi nasıl gösterirseniz dışarıya bir süre sonra ona dönüşüyorsunuz. Mesela şöyle çalışmalar var sosyal psikolojide ilginç. Toplantılara giderken takım elbise ya da işte hanımlar için tayyör, manyör, topuklu neyse öyle iş kıyafeti giyip bir toplantıya katıldığınızda aldığınız kararlardaki isabet oranında dikkate değer bir yükselme var. Dikkat edin, karşının sizi algılamasından bahsetmiyoruz. Sizin zihinsel performansınız yükseliyor. Neden? Kravat taktığınızda, ceket giydiğinizde, o işte eteği mesela ne bileyim işte ceketi geçirdiğinizde üstünüze dışarıya karşı ben bu işi ciddiye alıyorum mesajı verdiğinizde bir şey daha yapıyorsunuz. Zihninizin o işe odaklanmasını kolaylaştırıyorsunuz. Bu da zihinsel performansı yükseltiyor. Bir başka etki daha var. Buna işte beyaz önlük etkisi, white coat efekt diyorlar. Daha evvel bahsetmiştik soru yorumlarda. Mesela biz beyaz önlük giymiş birinin bize verdiği tavsiyeyi daha çok ciddiye alırız. Yani çünkü koca doktor ya, yanlış söyleyecek hali yok ya falan filan diye. Ama bir şey daha var. Doktor beyaz önlüğü giydiğinde karar verme isabeti artıyor. Daha meseleleri odaklı ve dikkatli bir şekilde irdeleyebiliyor. Demek ki biz aslında giyinirken dışarı karşı giyiniyor olsak da aslında ne edersek kendimize ediyoruz. Ben mesela hayatımın bir kısmını çapulcu ve metalci olarak geçirmiş bir adamım. Yani böyle işte devamlı zincir, takoz, çekme halatı, siyah herhangi bir kanlı revanlı tişört üstüme geçirip dışarı çıktığım çok oldu. Ve özellikle üniversitede asistanlığa başladığım zaman Samsun'da ilk üniversiteye gidip gelmeye başladım. Bir anatomi hocası benim için demiş ki bu çocuk bir değişik. Yani bu sefer demiş değişik bir adam geldi buraya. Çünkü ben devam böyle garip garip aksesuarlarla falan gezmeyi bir şekilde alışkanlık haline getirmişim. Sonra orada ya bunu bilmeden bir karar verdim. Mesela akademisyen olmayla ilgili hissettiğim gazın da bunda etkisi olabilir. Biraz da akademisyene benzemeye karar verdim. Ne demek akademisyene benzemek? Laboratuvarda daha rahat çalışacak. Yani dekanlığa falan girip çıkarken böyle şimşekleri üzerine çekmeyecek bir kıyafet giymeye ya da öyle kıyafetleri daha çok okula giderken tercih etmeye başladım. Akademik hayatım değişti. Yani insanların gerçekten benimle ilgilenme tarzları değişti. Ama daha da fenası ben bugün işte size anlatma şansı verdiğinizde söylediğim şeylerin birçoğunu o zamanlar öğrendim. Kafam açıldı yani, anlatabiliyor muyum? Ve tabii Hazan biliyor yani tişörtlerimiz, dar kotlarımız falan bunlar hala duruyor. Bunları hala hayatımızda kullanıyoruz, giyiyoruz ama belli yerlerin gereklerine uygun ya da oradaki sosyal iletişime uygun kılık kıyafet giydiğinizde ya da bunu tercih ettiğinizde sadece insanların sizle olan ilişkisini değil, sizin kendinizle olan ilişkinizi de dönüştürüyorsunuz. Düşünsenize yani devamlı anarşist gibi giyinerek anarşistlik dışında bir şey yapamazsınız. Yani çünkü kendinize de böyle bir mesaj veriyor. Ben anarşistim. Mesela bir toplantıda hemfikirde olduğunuz bir şeyle bile hemfikir olamayabilirsiniz. Çünkü siz anarşist olmak zorundasınız. O anda böyle işte piercing, sarkıyor, zincir çıkıyor, bir şey oluyor. Orada ya haklısın güzel kardeşim oturmuyor değil mi? Yani böyle o kıyafet kodlarıyla alakalı dışarı verdiğimiz mesaj kadar kendimize de mesaj verdiğimizi unutmayalım. Eskiden Beyoğlu'na çıkılırken, İstiklal Caddesi'ne çıkılırken öyle derler. Ben Ankaralıyım bilmem bu arada. Zaten yaşım da tutmuyor. Ama insanlar böyle bugün olduğu gibi eşofmanla meşofmanla asla dışarı çıkmazlarmış. Hele hele ki işte Taksim gibi falan yerlere gidecekse muhakkak takım elbiseler, hanımlar en güzel elbiselerini bilmem ne giyip öyle sokağa çıkarlarmış.
Nerede o eski günler? Nerede o eski? Ama ben şöyle bir örnek verebilirim. Bildiğiniz üzere ben 5 seneden fazla bir tiyatroda çalıştım. Ve orada şunu gözlemleme şansım oldu. 5 sene dile kolay, çok kısa gelebilir. Yani insanın yaşam süresi için hiçbir şey gibi. Ama 5 sene bir toplumun değişimini takip etmek için güzel bir alım. İlk önce esnaf çevresinin değişmesini takip edebiliyorsunuz. Özellikle modernleşen, değişen algılarda. Ama en dikkatimi çeken şeylerden biri şuydu. İlk başladığımda daha orada etrafı algılamaya çalışırken çok güzel, şık takım elbiseler, şık kıyafetler, tiyatroya verilen bir önem kaidesini taşıyan, hani o kaideleri koruyan hanımefendiler, beyefendiler gelirdi. Adım adım bu, yani onlar devam ediyorlar. Hala oradalar ama kot pantolonun, hatta eşofmanın çok karşılaşmazdık ama son senelerde karşılaştığımı hatırlıyorum. Hani çok sık sık geldiğini, hadi bakalım tiyatroymuş gibi algılandığını hatırlıyorum. Bu aslında o değişimin de bir işareti. Bu arada bu kötü bir değişim değil. Sadece biz bu değişim olduğu için yabancıyız. Alışmaya çalışıyoruz. Belki de yeni normalde olacak. Abartı olan takım elbiseler olacak. Aynen öyle. Bunlar değişecekler. Burada yargıladığımız herhangi bir şey yok. Tabii bu bir tespit. Aynen evet. Öyle. Şimdi mesela gayet kot pantolon, işte gündelik kıyafetle nikahlar da kıyılıyor. Yani tabii. Öyle evleniyor da insanlar. Ama bir taraftan da işte o kafa eski tarz düşünüş tarzına sahip olanlar da ne diyor? Ben yani bir kere evleniyorsan şuna bir özen be kardeşim. Özel bir kıyafet değil. Şimdi ben yıllardır mesela gelinliğin mantığını anlayamadım ama bir hikmeti var o işin. Oraya verdiğin özel yatırımın sosyal olarak işaretini veriyor. Artı seni de moda sokuyor. Kilo almayacaksın o güne kadar. Beli olacak, bilmem ne yapacak değil mi? Ya da işte beyefendi damatların içinin sığabilmesi lazım. Dolayısıyla seni bir rayda tutuyor aslında. O gün de sana belli bir ciddiyet veriyor. İnsan ritüel canlısıdır. Bunu unutmayalım. Yani biz bir ritüel canlısıyız. Öyle her şeyi mantıkla falan filan yapmıyoruz. Ve bazı ritüelleri kaybettiğimizde şunu unutmayalım. O ritüelin anlamına dair birçok şey de hayatımızdan çıkıyor. Bazen iyi olabilir, bazen kötü olabilir. O yüzden ritüelleri terk ederken öyle bir çocuksu anarşistlik içerisinde değil de yani biraz düşünüp taşınarak, yani bu ritüelin bize ne faydası var? Ben mesela kravatı gerçekten sevmiyorum. Yani insanın anatomik yapısına uygun bir şey değil. Ama kravat takmanın etkisini biliyorum ve bir daha doçent olursam, en son doçentliğimde kravat takmıştım çünkü. Pardon, bir de sevgili Gökhan Okçu ile yaptığımız yayında kravat takmıştım. O da papyon taktı adam misillem olarak. Üstüne geçemedim. O böyle hep şık çıkıyor da yayınlar ve dikkat ediyormuş, etrafı temizliyormuş falan. Bir daha doçent olursam gene takarım. Çünkü öyle bir ortamda o kravatın karşıya verdiğim mesaja kendimi ikna etmeye ihtiyacım var. O insanlarla birlikte hareket etmek zorunluluğum ara ara sıklıkla karşıma çıkıyor hayatım. Sanki. Şöyle çok güzel bir yorum geldi Elif Hanım'dan. Üniforma giyenler de giymeyenler de hani bu çeşit bir etki yaratıyor diyebilir miyim? Aynen aynen. Aslında çok güzel bir nokta. Çok. Yani mesela polis üniformasını giydiği anda o polis duruşunu sahip olmaları, askerlerin, öğretmenlerin işte önlüklerini geçirdiklerindeki o duruşlarının değişmesi aslında aynı yere yakın. Mesela sivil polis bazen giriyor, işte ne yapıyorsunuz gençler burada, ne var abi falan oluyorlar, bir hemen dikleniyorlar. Ya bir kimlik, ya polis çıkar bakayım bilmem ne dedim. Çocukların bir anda tavırları nasıl değişiyor? Çünkü mesela üniformada arkada bir devlet gücünü bilmem ne isim geliyor. Aynı şekilde takım elbise falan da bir sembol aslında, bir şey anlatıyor diyorum ya işte. Ha, ne anlattığımıza dikkat ederim. Yani hani burada uzatmayacağım, daha önce onu anlattım. Asiler sürüsü diye aratırsanız. Böyle siyah tişört gibi zincir takmakla da asi olunmuyor. O da sizi başka bir sürüye esir ediyor. Dolayısıyla sürülerden kurtulmak istiyorsak kendi neydi? Kendi yüzüğümü kendim aldım, değil mi? Tek taşımı kendim aldım. O şarkıyı söyleyeceksiniz. Yani kafanıza göre takılacaksınız.